Artık çözeltinin ne demek olduğunu bildiğimize göre bir molekülün bir çözelti ya da bir çözücü içinde çözünür olması için neler gerektiğini bir düşünelim. Diyelim ki elimizde bir tuz var. Burada aslında biraz yan bilgi de vermeliyim. Çünkü tuz kimyada oldukça sık kullanılan bir terim. Buraya da yazıyorum. Günlük hayattaki tuz hepimizin bildiği sofra tuzu. Yemeklerin tadını vermek için kullandığımız tuz aslında sodyum klorür. Sodyum klorür hem mutfak açısından hem de kimya açısından tuz olarak geçiyor. Ama kimya tabii ki tuzun yemeği ne şekilde tatlandırdığıyla ilgilenmiyor. Kimyadaki bakış açısı tuzun iyonlardan oluşan nötr bir bileşik olmasından ibaret. Ayrıca adı üstünde sodyum klorür olduğundan içinde sodyum var. Sodyum değerli katmanındaki elektronunu ne kadar vermek istiyorsa klor da onu o kadar almak istiyor ve sonucunda da alıyor. Böylece klor negatif bir iyona, sodyumsa pozitif bir iyona dönüşüyor. Birbirlerine sıkı bir şekilde tutunabilmelerinin nedeni de elektron alışverişinden sonra birinin pozitif, birinin negatif olması. Şimdi bir köpeğiniz var diye hayal edelim ama eviniz çok küçük. Bu yüzden köpeğinizi daha uygun evi olan birine vermek istiyorsunuz. Ama bu sefer de sürekli bir kişinin evine gitmeniz, hatta orada kalmanız gerekecek. Sonuçta sizin köpeğiniz orada olacak ama siz de ondan uzak kalmak istemeyeceksiniz. Bu örneğin tam olarak duruma uygunluğundan emin olmasam da bir fikir edindiğinizi düşünüyorum. Tuz sonuçta nötr bir bileşik. Sodyum klorürden başka en bilindik tuzlar için potasyum klorür ve kalsiyum bromür gibi bileşikleri sayabiliriz. Buraya daha bir sürü şey yazabilirim ama şimdilik yeter. Sonuçta bu yazdıklarımın hepsi birer tuz. Şimdi bu tuzları suda çözmek istediğimizde neler olduğu hakkında konuşmak istiyorum. Aslında suyun ne yaptığını biliyoruz. Su bir sıvı. Buraya da çizeceğim gibi. Buradaki oksijense yanında da iki hidrojen olmalı. Böyle kenarda çıkıntı gibi durduklarını söyleyebiliriz. Sanırım birkaç tane daha çizmeliyim. Mesela burada bir oksijen daha olabilir. Hatta hidrojenlerde bu sefer bu doğrultuda olabilir. Oksijen uçları biraz negatif yüklü hidrojen uçları da pozitif yüklü diye düşünüldüğü için hidrojen ucu oksijen ucuna aslında hidrojen bağıyla bağlı. Bunu hatırlıyor olmalısınız. Bunlar üstünde fazlaca durduğumuz hidrojen bağları. Buraya başka bir oksijen daha koyabiliriz. Hatta hidrojenleri de burada ve burada olsun. Yani burada hidrojen bağlarının olduğunu söyleyebiliriz. Buraya bir oksijen daha çizersem burada oluşan yapıyı da görmeye başlayabilirsiniz. Tabii burada çizdiklerim sanki yerinde titreşen katı bir yapı gibi gözükse de aslında sıvı halinde bunların sürekli yer değiştirdiklerini düşünmemiz gerekiyor. Sürekli birbirlerine çarpıp sürtünseler de hep böyle yakın duruyorlar. Aslında suyu sıvı hali en değerli toplu hali de diyebiliriz. Diyelim ki bu tarz bir sıvıyla karşı karşıyasınız. Yani bütün bu arkadaşlar sürekli hareket ediyor. Ve siz sodyum klorür gibi bir şeyi bu sıvının içinde çözmek istiyorsunuz. Aslına bakarsanız sodyum klorür çok büyük bir molekül. Periyodik tablodan görebileceğiniz gibi oksijen ikinci periyot elementi. Hidrojense çok daha küçük. Mesela oksijenle hidrojen bağı yaptığında köşede sıkışmış kalmış bir proton gibi gözüküyor. Sonuçta elektronların hepsi oksijenin yanında kalıyor. Ama sodyum ve klor çok daha büyük. Aslında moleküllerin boyutundan daha detaylı bir şekilde bahsetmek istemiyorum. Ama yine de sodyum için kısa bir hatırlatma yapalım. Sodyum aslında daha büyük olmalı. Periyodik tabloda sağa doğru gittikçe boyutların küçüldüğünü hatırlıyorsunuzdur. Demek ki sodyum oldukça büyük bir atom. Klorsa ona göre daha küçük bir atom olmalı. Ama ikisi de oksijen ve hidrojenden epey büyükler. O zaman bunu bu şekilde çizebiliriz, değil mi? Sodyumu pozitif bir atom olarak çizelim. Gördüğünüz gibi oldukça büyük. Mesela bu şekilde görünüyor diyebiliriz. Sodyum pozitif bir de klorür var. Onu da morla çizelim. O da oldukça büyük. Mesela bu şekilde olabilir. Bu molekülü suya attığınızda olan şey ayrışması. Bu arkadaşlar katı halde birbirlerine sıkı sıkı bağlılar. Ama suya attığınız zaman pozitif katyonlar suyun kısmi negatif yüklü oksijen ucuna, negatif anyonlarsa kısmi pozitif yüklü hidrojen ucuna çekiliyorlar. Ama bu sodyum iyonunun suya girmesi için tabii ki oraya sığması gerekiyor. Ben bildiğiniz gibi burayı sıvı hal olarak çizdim. Ama diyelim ki bu katı hal. İşte o zaman bu durum oldukça zor olurdu. Hatta bu kocaman sodyum iyonlarını katı buzun içine sıkıştırmak neredeyse imkansız olurdu. Soğuk suda bile bu bağlar oldukça güçlü olacağı için hareket etmeleri oldukça zor. Zaten kinetik enerjileri de yeterli miktarda olmaz. En iyisi daha sıcak bir su bulmak. Yani biraz zor olsa da soğuk suda da halledebilirsiniz. Ama su ne kadar sıcak olursa o kadar iyi. Böylece atomlar biraz kinetik enerji kazanmış ve hareket ederek yer açmaya yatkın olurlar. Bu şekilde sodyumun uygun bir kararlılıkta bu araya girmesine olanak sağlarlar. Uygun kararlılıkta olan bir yapı da bu şekilde gözüküyor olabilir. Pozitif olan sodyum bu şekilde görünüyor olabilir. Suyun negatif ucuna, yani oksijen ucuna doğru çekiliyor gibi. Hidrojen uçları da tam tersi yönü gösteriyor gibi olur. Yani tam tersi tarafta olurlar. Ama tabii klorür de hidrojen tarafa doğru çekildiğine göre, o da bu civarlarda olabilir. Yani o da bu taraflarda takılır. Suyun içine daha fazla sodyum klorür koyabilmek için suyu biraz daha ısıtmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde bu bağlar bu kadar kuvvetli olmadığı için bu kocaman iyonların araya girmesine izin verebilirler. O zaman sodyum klorür gibi katı bir çözünenin suyun içindeki ya da bir sıvının içindeki çözünürlüğünü düşünürsek ne kadar yüksek sıcaklığımız olursa o kadar daha fazla katıyı çözebiliriz demektir bir bakıma çözünürlüğü arttırmış oluruz. Demek ki sıcaklık artınca çözünürlük artar. Aslında siz de sofra tuzuyla bu deneyi yapabilirsiniz. Tehlikeli olmadığı için hatta evlerimizde bulunan, her zaman bulunan ucuz bir madde olduğu için bunu siz de deneyebilirsiniz. Sofra tuzunu suya eklemeye başlayın. Bir noktada çözündüğünü göreceksiniz biraz sallayarak iyice emin olabilirsiniz. Aslında bu arada bardağı sallarken moleküler düzeyde nelere neden olduğunu ve bunun neden işleri kolaylaştırdığı hakkında da düşünebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra tuzun çözünmediğini şimdi göstereceğim gibi bardağın dibinde tuz kristaller olarak kaldığını göreceksiniz. Bu noktada su bulunduğunuz sıcaklıkta doygunluğa ulaşmış olacak. Bunu gördükten sonra bardağın içindeki bu tuzlu suyu biraz daha ocağın üstüne koyup ısıtabilirsiniz. Tabii ki bir cezve ya da küçük bir kap kullanarak. Bu şekilde o kristallerin de suyun içinde kaybolduğunu göreceksiniz. Ocağın ateşinden gelen ekstra kinetik enerji bu fazladan tuzların da araya girmesine olanak sağlamış olacak. Buraya bir dipnot düşmek istiyorum. Bu tuzlarla uğraştığınız zaman onların iyonik nötr bileşiklerin olduğunu biliyoruz. İyonlardan oluştukları için yük bakımından birbirlerini götürebiliyorlar. Ayrıca kendi başlarına yani katı halde elektriği iletmiyorlar. Yüklü olsalar bile birbirlerine o kadar yakın duruyorlar ki yükün hareketine izin vermiyorlar. Ama onları suya atıp ayrıştırdığınız zaman yükler suda yüzer hale geliyor. Bu da tabii ki elektriği iletiyor. Hatta oldukça iyi bir iletken haline geliyorlar bile diyebiliriz. Sonuç olarak sıvı bir çözücü içindeki bir katı için genel kuralımız şu. Sıcaklık düşerse çözünürlük de düşer. Çünkü bu molekülleri bu araya sokmak zorlaşacaktır. Tam tersi şekilde sıcaklığı artırmak da çözünürlüğü artıracaktır. Peki elimizde gaz olsa ne olurdu? Mesela diyelim ki soda yapmak istiyorsunuz. Yani karbondioksiti suda çözmeyi düşünüyorsunuz. Tuzlardan konuşurken onların iyonik bileşikler olduğundan bahsetmiştik. Yani su molekülünün farklı uçlarına çekilebilme gibi özellikleri var. Ama gazların genellikle bu kadar kuvvetli çekme kuvvetleri yok. Zaten bu nedenle oda sıcaklığında gaz halindeler. Özgür olmayı seviyorlar. Gazların da kinetik enerjisi var ama bundan önemlisi sadece London kuvvetlerine sahipler. İdeal gazlardan bahsederken bunu söylediğimizi hatırlıyor olmalısınız. Yani çok kuvvetsiz bağlara sahipler. Zaten bu nedenle aynı sıcaklık ve basınçta su sıvı haldeyken bunlar gaz halindeler. Birbirlerine dokunmak istemedikleri için de birbirlerinden uzağa zıplıyorlar. Şimdi diyelim ki bunu suya eklemek istiyoruz. Burada bir sürü su molekülü var. Bu sefer karbondioksit çözmek istiyoruz. Aslında buraya çiziklerimi unutabilirsiniz. Suda çözmek istediğiniz şey karbondioksit. Buradakiler de birkaç karbondioksit molekülü. Bütün molekülü sadece bir daire şeklinde çiziyorum. Peki bu moleküller ne yapmak istiyor? Bu molekül gaz halinde yani diyelim ki standart basınçta gaz. Demek ki bu su moleküllerinden kurtulmak istiyor olmalı. Ama etrafı su molekülleriyle çevrili olduğundan bu o kadar da kolay değil. Mesela bu arkadaş hemen buradan kaçmak istiyor ama etrafında su molekülleri var. Ne yaparsak onun kaçmasını sağlayabiliriz? Eğer sistemin kinetik enerjisini yükseltirsek, yani bütün bunların özellikle de karbondioksit moleküllerinin daha hızlı hareket etmesini sağlarsak, onların rahatını kaçırır ve buradan kaçmasını sağlayabiliriz. Bunu aslında kola şişelerinde de görmüş olabilirsiniz. Mesela kola şişesini çok sallarsanız her şeyin hareket etmesini sağlayarak kolanın içindeki gazın da kaçmasını sağlayabilirsiniz. Demek ki sıvının içinde bir gaz çözmek istiyorsak yani çözünen katı değil de gazsa sıcaklığı arttırmanın tersi bir etkisi oluyor. Sıcaklığı yükseltmek bu arkadaşların kaçmasını kolaylaştırdığı için çözünürlüğü azaltmış oluyor. Onlar özgürlüğü tercih ediyor. Yani diğer moleküllerden uzakta geniş bir boşlukta hareket etmek istiyorlar. Yani sistemin daha çok hareket etmesini sağlarsak onları da harekete geçirmiş oluyoruz. Aynı şekilde eğer sıcaklığı düşürürsek çözünürlük artıyor. Aslında bir etki daha var. Katı bir çözünenden bahsederken çok önemli değil ama bir gaz çözünen de önem kazanıyor. Burada gördükleriniz karbondioksit molekülleri Bunlar da bir sürü su molekülü. Hepsi ortalama olarak aynı boyutlarda olmalı. Yani içinde çözülmüş olmalı. Sanırım ana fikri kaptınız. Burada basınçta önemli bir etki. Daha önce de söylediğim gibi bu arkadaşların doğal hali böyle özgürce dolaşmak. Yani dışarı çıkmak istiyorlar. Herhangi bir şekilde suyun dışına çıkmayı tercih ediyorlar. Diyelim ki burada yüksek bir basınç olsun. Zaten sadece atmosfer bile çözeltinin üstünde çok fazla molekülün basınç yaptığını gösterir. O zaman dışarı kaçmak çok daha zor olmaz mı? Zaten bu yüzden basınç arttıkça bir gazın çözünürlüğü de artar. Bakın bu gazlar için geçerli. Aslında çözünürlük için düşündüğümüzde katılarla gazların tam tersi özelliklere sahip olması oldukça ilginç. Örneğin sıcaklık katıların çözünürlüğü için önemliydi, değil mi? Sonuçta suyun içinde tuz ya da şeker çözmek istediğimizde sıcaklığı arttırmak iyi bir şey. Böylece daha fazla çözme şansımız var. Ama bir gaz için bu tam tersi. Ne kadar soğuk olursa, yani ne kadar düşük sıcaklık olursa, çözeltinin içine o kadar fazla gaz koyabiliyoruz. Ya da yüksek basınçla gazı daha fazla içeride tutabiliyoruz. En azından yüksek basıncın gaz moleküllerinin tepeden kaçmasını engellemesi bana oldukça mantıklı geliyor. Umarım bu bilgiler sizin için de oldukça faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.